Bu ne? Şeye dönmüş burası. 3 tane motor kalmış. Şen bana aile kasa. İyi hali. Yine ağzımız tatlansın diye. Bunlar da cebimde bir sürü benzin fişleri. Niye? Çünkü Afrika kullanıyorsun diye. Gerçek bir şey yok hocam. Yorum yok. Merhaba abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Motor alamadığımız bugünlerde. Motorlar 1 milyon TL olmadan önce almalı mıyız onu konuşuyoruz. Önce 999 bin olanlar alsın abi. Patron çıldırdı. Aşkım yanlış motorla gelmişiz. DCT bu. Kazan motor... doğurdu. Yok. Kazan. Emre'nin motor 21 bin kilometre olunca 21 binden sonra Emre'ye afakanlar basıyor. Zıplaması lazım. Zıplayamadığı vallahi için bak, benim motorumu kullanmaya başladı. Bakıma 500 kilometre kaldı. Tamam, kullanmıyor. Bu var ya. Tamam işte, bunun bakımına ne kadar var? 6 bin. Tamam, 21 binden sonra motor kendini geliştirmiş. Evet. Vites alışkanlıklarını ezberlemiş. Çok bak, güzel bir yorum. Bu adam nerede kaçıncı vitesle gidiyor? Dur baksana, ben yormayayım bunu. Baksana, boyu da uzadı bu tarafın. Böyle tabii, 21 şey bin olunca fiziken de değişiyor. Fakat o değil de şu koruma demirini söküp benim motora mı taksak? Yani 8-9 bin olmuştur bu. Olmuştur. Vallahi olmuştur. Bu çünkü 5 bin liraydı ben benim. Motor kendini de korur ki belli bir kilometreden sonra alışmıştır zaten. Koruma, koruma demirine de gerek yok. 35 tane motor değiştir. Sonra de ki, aa, buraya düğme motor... mi koyulur? Nereye bak? Şuraya burada, abi. Burada yol boyunca Emre sis fırını aradı. Bir şey diyeceğim. Burada düğme mi olur? Nerede olması lazım? Abi şuraya takarsın. Otobüs gibi bir... alttaki şey mi koysun? Hayır, şurada kırmızı bir buton olur böyle. Açarsın. Ya öncelik bulmak abi. Ya. Her şey değişik adam. Aç hadi aç. Aç rahatla. Basılmıyor da. Hadi aç. Kuş sert. Basmıyor. Evet. Para mı istiyorsun? Sağ olun. Seko gelecek mi? Gelecek abi. Evet. Motosikleti Çift'ten. Herkese selam. Merhabalar. Merhaba. Yeni motor almanın gitgide zorlaştığı, daha da zorlaşacağı bu dönemde biz de artık merak ettiğimiz motorları test etmekle yetiniyoruz. Bugün de o günlerden birindeyiz. Tenere 700'ü bir test etmek istedi Bihter. Uzun süredir merak ettiğimiz bir modeldi. Evet. Eskiden beri takip edenler bilir. Tenere mi, Afrika mı? Neredeyse Tenere alıyorduk. Neredeyse Tenere alıyorduk. Sonra Afrika almıştık ama... Evet. Merak da ediyorduk. Hep bir aklımızın köşesinde vardı. Ben test edeceğim bugün. Afrika ile ne kadar uzak, ne kadar yakın onu merak ediyoruz ama... evet, orada da bir Serkan abi de hadi gidelim diyor. Motor alalım gidelim diyor oradan. Evet, orada kapı varmış. Dur o zaman şöyle gidelim. Bu arada Tenere demişken bazı insanlar bazı markalarla, bazı modellerle özdeşleşmiştir. Bunu derken de... Şurada Serkan abi zaten tanıyorsunuz. YouTube kanalıyla da yeni bir kanal açtı. Bu arada takip etmeyi de unutmayın, hala takip etmiyor da. Şurada yazıyordur, değil mi? Orada. Şurada tam olarak şurada yazsın. Şurada yazsın. Abi bugün ne yapıyoruz? Bihterciyiz bugün. Bugün Bihterciyiz. Niye? Ya niye herkes beni dışlıyor? Diğer markaya gidiyorsun beni dışlıyorlar. Bu markaya gidiyorsun beni dışlıyorlar. Yok, arkadaşlar lütfen ya. Hayır. Evet, biz bir dakika şöyle yapalım. Hayır, biz de buradayız yani. Biz de şöyle. Biz buradayız. Biz kardeşimizi bırakmayız. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tenereciler mi kazanacak? Afrika bir şey söyleyeceğim. Oo, evet abi. Şu yakışıklılık şey değil mi? Hani sokağa çıkma yasağı kanununun insan bir haline bürünmüş hali değil mi? Çıkmayın of. Yani. Bu adam... İyi akşamlar abi. Motorcu kafalar sizlerle. Merhabalar, ben motosikletçi Çift'ten Bihter. Bugün Emre ile beraber Tenere'ye biraz bineceğiz. Aşağı, biraz tencereler aşağı. Elimizde, tenereler altımızda. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Tipe bak. Tipe gel. Kanalı ele geçirmeye çalışan biri. Aydos'a falan gideceğiz. Ben de KTM'yi bırakıp Tenere'ye geçiyorum. KTM'yi bırakmıyor, ben alıyorum. Bırakmış sayıyorum. Bihter Tenere mi sürecek gerçekten? Evet. Oo. Bihter Tenere sürecek. Ben de KTM'ye geri döneceğim. Özlemiştim. Bihter boyun motor. Kaçtı bu arada? Tenere'de boy sıkıntısı yaşayanlar için mesela evet. Olabilir mi dedi. Senin yüksekliği kaçtı bu? Tuna Motosiklet'e teşekkür ediyoruz bu test imkanını bize sağladığı için. Şöyle bakalım. Boyun kaçtı senin? Ayağı yere değiyorsa sıkıntı yok. 74. 4 ile. Evet, ayağı şöyle. Gayet bence ideal. Yüksekliği de çok önemli bence. Ayağınız yere az değse diyelim. Motor hafifse her türlü tutabiliyorsunuz. Çukurda vesaire fark etmiyor. O yüzden motor biraz daha böyle hakim olabileceğiniz sınırlardaysa bunun gibi
tutma şansınız daha hafif fazla. Hafif motor zaten. Evet. Ya çok takmamak lazım. Ne insanlar var. 1.60 adam Afrika'yı deli gibi böyle kullanıyor abi. Ama evet. Kullanmak var, kullanmak var. Neyse. Evet Harun. Harun Bey de bize bu motosikleti alıp geri vermeme şimdi artık. Mantıklı. Şaka ben de olsam yana. Geri vermezdim. Abi teşekkür ediyoruz bize bu imkan sağlandığı için öncelikle. Aslında motor bozuk arkadaşlar. Arızaları var. Motor çalışmayacak. Ama sizde oldu diye işte çamur yapacağım onun için veriyorum şu an. Evet yani günümüz ekonomisinde bu tarz yani, yöntemlerin kullanılması. İyi alalım o zaman biz. Aynen. Gidelim sonra... Yolda görüşürüz herhalde. Abi nasıl sürülüyor bu? Biz tenere sürmedik. Yani, yok ya onu demek istemiyorum. Bihter'e ver gerisini merak etme. Bitti olay. Evet. Ben de kullanabilir miyim? Hadi kullan bari. Ben de süreyim ya. Merak ediyoruz abi yani. İyi o zaman buranın taksisi sizsiniz ama şimdi diğer taraf biraz uzak kaçabilir. Günü kapatma açısından. Vallahi hiç fark etmez. Yol ne kadar uzatırsak o kadar mutlu kalacağınız için ben bir şey demeyeyim. Oo. Hatta sen şöyle bir şey de diyebilirsin. Abi Aydos değil de keşke gitseydik Ovacı'ya diye diyebilirsin. Ormana girmek isteği diyeyim ben bunu. Ormana girme isteğinden dolayı. Orası da mı orman? Herhalde. Zaten bu motorla başka bir yere gidilmez abi. A few moments later. Afrika TV'nde iyi ki böyle Aydos'a falan gidelim. Ben bir şey demiyorum. Ali abiyle biz değil mi kameranın arkasındaki motorcu kafalarla biz orada yorumlarımızı yapıyor oluruz. Şimdi bir binelim. Biz yıllarımızı verdik biz kardeşim. Orman bize ters. Yerler çamur. Kayarsın. Severim. Üzülürsün. Kaymayı mı? Neyse hadi gidelim o zaman. Haydi. Hadi. Hadi. Tamam o zaman çok basmayın. Yok. Diyorum. Hani ben geçerim. Anlamda. Valla Bitler demiş arada bir apaçlık yapar. Evet. Serkan abi bir şey diyeceğim. Şimdi modu şusu busu dikkat etmem herhangi gereken bir şey herhangi yok. Bir ayar. Araziye girdiğimizde sadece bir şey ABS'yi kapatacağız. Bu kadar basit. Tamamdır. Motor kullanıyoruz. Açayım. TNR 700 yükleniyor. Sesi çok güzel. Sesimiz güzel. Bu bir inceleme videosu yerine daha çok TNR incelenen bir vlog olacak. Böyle biraz daha şey hissiyatı veriyor motor. Böyle biraz daha mekanik. Biraz daha şey bir motor yani cafcafsız. Şu cafcaflıysa bu cafcafsız olarak değerlendiriyorum. Oo. Ya apaçilikte bir numarayız. Herkes bize saygı duyacak. Sen de git. Sonra ben mi? Görüşürüz abi. Hoşça kalın. Devam ki. Teşekkürler. Daha yüksekteyim. Evet motosiklet durduğu yerdekinden çok daha hafif hissettiriyor. Gidonun genişliği bana birazcık dar geldi yani benimki daha geniş olduğu için. Sesi çok güzel. Sesini gerçekten beğendim. Ve trafikte gayet çevik. Freni de güzel, yumuşak. Selisi benimkinden daha yumuşak. Vites geçişleri de yumuşak. Evet motorun yumuşak şeylerinden bahsedeceğiz şu an. Gaza dokunduğum gibi alıyor. Motoru alır almaz trafiğe dalmak akıl işimi. Yani emanet motor hissiyatı olduğu için şu anda. Bacaklarımla şöyle oturduğumda tutması daha kolay, daha güzel. Biraz daha dar. Galiba ben 390 cc'den sonra denediğim her büyük cc'li motoru beğeneceğim gibi duruyor. Tabii fiyatlarından bahsetmeyeceğim. Fiyat olarak şu an aldı başını gidiyor. Benim bir ara kafam karışmış. Diyorum ki Emre'ye aslında diyorum bir fotoğraf çekelim şöyle iki Afrika iki TNR. Sonra aynadan bir baktım atom karınca. Araba geliyor. Aynadan bir baktım atom karıncasın ya yine. Üzülüyorum sana. Aman tanrım şuranın güzelliğine bak. Evet Serkan abi nereye biz oraya şu an. Burası da bildiğiniz zaten darlık teke tarafları. Şöyle fıtı 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 gidiyoruz.
Vitesleri şıkır şıkır, frenleri güzel, motor hareket kabiliyeti güzel. Ben daha ne diyeyim? Bu arada siz sevgili takipçilerimize şunu da sormak istiyorum. Ya her motosiklet hani hayatımızdan başka bir şeyi, başka bir karaktere, başka bir hayvana falan başka bir şekle benzer ya. Bir yakıştırma yaparız illaki. Bence mesela benim KTM 390 arıya benziyor diye düşünüyorum ben. Benim düşünceme göre bu da birazcık böyle bir miğfer giymiş bir silahşör tipi var. Bir havası, edası var. Sizce neye benziyor? Yorumlara yazabilirseniz. Bakalım aynı görsel efekti mi veriyor hepimizde? Aynı şeyi mi düşündürüyor? Bunu da öğrenmiş olalım. Ya işte ben böyle bir yerde yaşamak istiyorum. Burada bir sağlık ocağında çalışsam. Kesin o zaman da hadi şehre gidelim diye tuttururum. Ya diyor ki ilerisi diyor. Ben de arkadakilere aynı işaretleri yapıyorum. Biliyorsunuz kortejin kuralı bu. Öndekini aynen aktarıyorum. Güzel bir yerlerde birkaç fotoğraf çekiliriz belki. Sonra da onu Instagram hesabımızda paylaşırız ve sizler YouTube'daki takipçilerimizi Instagram'a bekliyoruz. Orada güncel dakikası dakikasına fırından çıktığı gibi paylaşımları servis ediyoruz sizlere. Bu motorun yatışları gerçekten çok güzel. Yani ben bile yatamamama rağmen bunu diyorsam gerisini siz hesaplayın. Emre'den ikazlar. Dikkat et diyor. Dikkat dikkat. Gölgelerde çiğ bulunabilir. Lütfen motosikletlerinizin fren ayarlarını kontrol edin. Ayarladım. Tamam. Aha, tamam. İnşallah düşmezsiniz. İşte ben böyle bir yoldayken aşık oldum. Dırın dırın, siyah köpek var. Dırın dırın dırın. Evet, ağırlığımız arkada, çok güzel indik. Küçük korkma, biz sana bir şey yapmayacağız. Acaba araziye girdiğinde yüzünde bir güller açanlar buradaysa birer like alabilir miyiz? Ya keşke şu kamera böyle her şeyi böyle 3-4-5 boyutla çekse de bütün güzelliğiyle gösterebilsek gerçekten. Yoldan çıkmanın verdiği mutluluk bazen apayrı. Tabi ABS'yi kapattıysanız. Bir atasözü der ki yoldan çıktıysan ABS'ni kapat. Evet, bunda öyle farklı farklı sürüş modları yok. Onun yerine işte ABS'yi kapatıyorsun. Offroad moduna zaten geçirmiş oluyorsun. Burada bu kadar düşük hızla gidersen muhtemelen çok komik olmaz. Birazcık daha imelenmek lazım. İşte bunların hepsi benim şahsi fikrim. Bir offroad eğitimi alabilirsem Allah'ın izniyle şahsi fikrim olmaktan çıkacaklar. Köpekler havlamıyor şu an, uluyor. Ya şurada falan fotoğraf çekilseydik keşke. Çakıllar bebeğim. Kendimi böyle hafif yol bozuk olduğunda Tony bu gibi hissediyorum. Olur. Buradan diyor daha gidebiliriz diyor. Yokuş. Gideriz diyor. Kendi içimizde biraz yokuş briefingi yapmış olabiliriz. Hop, kaydım. Kaydım. Kontroller gerçekleştiriliyor. (Gülüyor)
çok iyi değil, o yüzden biraz daha temkinli gidiyorum. Duruyoruz. Hop. Olur olur. Aynen. Fotoğraf. Evet, gidiyoruz. Emre dedi, bende de şu an TNR var. Birer köfte ekmek ısmarlamıştık. Şimdi köfte ekmeklerimize kavuşacağız. Ama şurada fotoğraf çekilmeliyiz bence. Tek kız olmak böyle zamanlarda zor. Bakın, ben şuralara girip fotoğraf çekilirdim. Allah'ım. Evet, Emre'nin dediği gibi Afrika'yı sürdüğüme göre aslında daha kolay hakim oluyorum. Afrika TV'nin bu yola girerdim ama girdiğimde daha tedirgin hareket ediyor olurdum. Şu an zaten KTM var gibi normal sürüyorum. Herhangi bir yabancılık çekmedim motorda. Zaten ABS'yi kapatıyorsunuz. Traction kontrol yok. Bu arada onu söyleyebilirim. Ama amortisörleri harika. Ali abi, burada sinyal yakar mısın be? Şu ışık harika. Evet. Bütün fotoğrafçılık ruhumu öldürdüler şu an. Şurada çekilmek varken. Aa, Serkan abi kralsın. Harbiden de burada çekilmeliyiz. Ne duruyorsun, helva yapsana. Abi güzel poz verse o ne ya? Ha, abi bu. Bak şu gülümseme güzelsene. Kızların kalbini çalacak gülümseme bu. Evet. Evet. Bir dakika, bir bakayım. Senin gibi poz vereyim mi abi? Evet. Motorcu kafaların ilk arazi deneyimi nasıldı? Hocam ilk değil. Yani sezonu kapattığımız ilk arazi değil. Arazi bizim işimiz. Yıllarımızı verdik. Şuralardan girdik çıktık zamanında. Sen şuradan sürmüşsün, şurada. Tabii ben burada. Hatta lastik izlerimiz var orada. Bir alarm çaldı, uyandım. Tenere ile girdin şimdi. Evet. Tenere nasıl? Neyse, sen onu şeyde konuşuruz. Tenere versene. Evet, günün anlamı ve önemi. Arazi lazım ama çok gerekli değilse girmeyin. Neden? Motor çamur oluyor o yüzden. Zaten bu adam biraz hani böyle şeylikten filan değil. Eli ayağı titremesindeki tek neden motor kirlendi diyeydi. Baksana. Evet. Ablam motor çamur olmuş. Motor evet ya, temizlememiz lazım. Çünkü çok çamur oldu. Ben böyle motorlara gerçekten fakat, şey yapıyorum. Fakat rota muazzam abi. Teşekkür ediyoruz biz bu rotaya soktuğun için. Teşekkür ederim. Sana teşekkür olarak hediye. Bunun anlamı çok önemli, hani şey var ya, oradaki sahneyi koyar mısın? Bunun anlamı çok önemli, ben adama bilezik gibi geçiririm diye atıyor ya. Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Sahneyi istiyorum. Tamam. Bunun anlamı çok önemliydi. Teşekkür ederim Bihter. Bu bence şey, Endrocu'nun çiçek evet. Hediyesi böyle olur. Aynen. Minibüste bir şeyler asılır ya, motoruma koyacağım. O zaman köfte yemeye mi? Hadi köfte yemeye. Hadi köfte yemeye. Nereye gidiyoruz? Reklamını yapalım bari. Nereye gidiyoruz? Köfte Volkan Et Mangal'a gidiyoruz. Volkan Et Mangal. Bu rotayı da paylaşır mıyız? Tabii ki. Paylaşırız. Paylaş da herkes gelmesin. Herkes gelmesin ama. Ya çok güzel yani. Baksana şuraya. Bihter oynuyor. Evet. Hadi gidelim. Güvercin. Yavaş sürün. Yavaş sürün. Yollar çok çamurlu. Çok çamurlu. Çamurlu tamam. Yollar sana mı gelir? Hocam ömrümüz geçti diyorum ya. Serkan abi çanta yakışmış. Vallahi bilmiyorum. Çantamızı alayım abi artık. Teşekkür ediyorum. Alabiliriz. Yok yok devam. Yok yok. Evet, buna baktıkça. Abi bir şey diyeceğim. Arazideyiz. Kafamıza gözümüze geçer. Maazallah. Öldürmek mi istiyorsun sen bizi ya? Gözüne giriyormuş. Burada ama kalıyor. Ama o girmesin böyle diye bunlar var. Neyi var? Bunlar. Bak. Evet. Terekerek. Terekerek. Hadi gidelim. Ben KTM'ime dönüyorum. Gerçekten.
Fatih evet. Abi ekonomi seni bu yollara getirmiş. Ya kusura bakmayın artık bundan sonra böyle. Tenere ile çok anıldım ama. Evet. Zamlardan sonra. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen üstündeyken bile ben senin KTM sürdüğüne inanmam. Nasıl? Abi yürüyen tenerisin sen. Harbi mi? Olmuyor mu? Yok abi olmuyor. Baksana ya, kombine bak tenere. Ne söyleyeceğim? Bacaklarımın arasını alayım dedim. Alamazsın. Dizimin altında kaldı. Baldırında kalıyor abi. Neyse KTM'de şey canlı. Bu arada bu açı çok güzelmiş. Hepinizi birer fotoğraf çekeyim öyle gidelim. Hadi. Motorun yanında diz çökün. Bence gidelim. Diz çökün. Değil de bitter daha iyi kullanıyor sanki değil mi? Emre de tıklıyor abi. Emre geldi. Nasıl bu kardeşim? Emre konuşur, sonra konuşur. Tamam. Nasıldı? Ya mükemmelsin Emre, harikasın. Aynen aynen. Harika, harika. Devam et birader. Bir tane orada bitti motoru herhalde. Ne yaptın sen? Bitter bitti, orada kim yapıyor? Yani fotoğraf mı çekiyor orada? Geçelim mi artık abi? Vermeyecektin abi motoru. Bence de abi. Verdiğin için böyle oldu. Ha, böyle o şey değil, dikler gitti diyor. Gider tabii. Gider abi. Tabii. Bu arazide daha iyi anladım ki motosikletin süspansiyonları çok güzel. Çok fazla hiçbir şeyi böyle hissettirmiyor. Çok fazla hiçbir şey. Evet, geldiğimiz yoldan dönmek kitabımızda var. Yol müsait değil mi gençler? Köfteye gidiyoruz. İp gibi dizildi. Tamam. Deli herif ya. Şarkı söylemeye çalışın. Yaşa Necip. Hocam daha artık arkamızda bir şey konuşmasınlar ya. Vay İçinde ya, hatıralar. Neye baktın? Ayakkabı öyledir. Baskıcı toplum. Dolar olmuş sana 15 lira. Baskıcı toplum. Aa benim için salıncak da var. Taşır mı ki? Olur kardeşim.